Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yayınıma. Haftanın ilk işlem günü 8 Şubat 2021 bugün ve hızlıca şöyle bir piyasalara bakacağız. Dolar endeksiyle başlayalım istiyorum. Çünkü dolar endeksi son zamanlarda böyle bir atağa kalktı. Yani dünyada doların güçlendiğini görüyoruz arkadaşlar. 91,5'lara kadar geldi. 91'lere biraz geriledi. Şimdi tekrar atağa kalktı. 91 nokta, tam rakamı size söyleyeyim. 91,15 şu anda. Dünyada dolar güçleniyor. Yani kısaca bu. Peki bu bizim işimize yarıyor mu? Şu an pek yaradığını görmüyoruz ama yansıması kesinlikle var. Çünkü eğer bu endeks yukarı çıkmıyor olsaydı biz içeride kuru bir miktar daha aşağıda görebilirdik. İçeri baktığımız zaman bizim dolar kurumuzda aman aman bir hareket yok. Zaten Cuma'yı böyle kapatmıştık. Dolayısıyla da şu anda yatay bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. 7.07. Ama dediğim gibi bu dolar endeksinin yani güçlenmesi aslında 7.07'de tutuyor. Belki de belki değil. Yani hani orada aşağı doğru şey yapsa, gidiş olsa biz 7'lerin altını da görebiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii ki bu gram altın da çok olumlu yansımıyor. Çünkü gram altın 411 TL, işte sabahtan bu yana bakıyorum. Bu civarda. Neden? Çünkü içerideki kur düşük. Maalesef yani altın gram altın iki taraflı aslında yara alıyor. Yani işte ons da şu anda 1810 dolarda. Yani ons da aşağı geldi. İçerideki kur da düşük. Dolayısıyla da hani iki taraflı baskı var şu anda. Bu nedenle gram altın bu kadar düşük. Ve altıncıların tabii ki doların da içeride en azından yani yurt içinde doların da güçlenmesi gerekiyor. İçeride gram altının yükselmesi için arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak, şimdi altın 1810 dolar biraz böyle şey bir seviye. Hep bahsediyoruz yani böyle sıkışmış bir seviye. Çok 1800'ün altında da 1800 doların altında da çok duramıyor. Ama 1900'lerin üzerinde çok uzun zamandır atmıyor. 1870'ler 80'leri görüp bir daha tekrar geri geliyor. Neler oluyor, neler oluyor? Şimdi bir teşvik paketi beklentimiz var ama size enteresan demeyeyim de yani şöyle bir paylaşım yapmak istiyorum. Yani bir duygumu paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi biz teşvik paketinden bahsediyoruz. Ne diyoruz? İşte teşvik paketi, çok para, yüksek enflasyon, bu bir şekilde altına yarayacak diye senaryomuz var. Şimdi Amerika'da şöyle bir şey oluyor. Yani şu dikkatimi çekti. Ne zaman Amerika'da işte teşvik paketiyle ilgili gündem olsa, ki iki günde bir gündem oluyor. Mesela bir Biden konuşuyor. İşte şimdi Yellen'ın bir konuşması var mesela. ABD Hazine ve Maliye Bakanı, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bir konuşması var. Açıklaması daha doğrusu. Teşvik paketinden bahsediyor. Ve diyor ki işte hani bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz. Geçirirsek 2022 yılında tam istihdama dönebiliriz. Yoksa işimiz sıkıntı diyor. Şimdi bu ne yapıyor? Bu böyle bir gaz veriyor. Yani evet, teşvik paketi geliyor diye piyasa bunu olumlu hemen alıyor. Ama altın tarafı almıyor bunu. Altın orada öyle duruyor. Nedense böyle don kalmış. Yani dona kalmış bir altın. Borsaların şey oluyor, işte açılıyor. Yani çok normal, tamam, borsalarda bir yükselme olması çok normal. Fakat altın böyle orada sabit kalmış durumda. Yani bu kadar teşvik açıklamasından borsa olumlu nemalanıyor. Resmen hani bu söyleyebilirim. Hani şey gibi düşünün. Merkez Bankası içeride Naci Ağbal her seferinde bir açıklama yapıyor. Mesela iki günde bir, haftada bir, neyse. Ne diyor? Sıkı para politikası diyor. İşte yüksek faize dönem bilmem ne diyor. Biz hemen her açıklamadan sonra kur biraz aşağı yönlü baskılandığını görüyoruz. Yani her seferinde bize hani bunun kesin ve net ve hani böyle istikrarlı bir şekilde gideceğini, aslında hani bu açıklamalar arka arkaya gelince hani bu aslında bunu ifade ediyor. Dolayısıyla içeride kur sürekli baskılanıyor aşağı yönlü olarak. İşte Amerika'da da her teşvik paketiyle ilgili konuşma yapıldığı zaman buna da evet istikrar var, evet bu kesin çıkacak, 1.9 trilyon vesaire her dendiğinde borsa tarafı coşuyor. Her seferinde oraya gidiyor. Şimdi baktığımız zaman altın burada böyle kal gelmiş durumda. Hakikaten öyle diyorum. Yani altına kal geldi. Peki neden etkilenmiyor? Etkileniyor olması lazım. Yani şu anda hani bu teşvik paketiyle ilgili mesela hani açıklamalardan sadece borsa etkileniyor. Ya piyasaya baktığımız zaman hani şunu şöyle okuyorum ben şu anda. Piyasanın iştahı açık. Yani iştahı açık bir piyasa var. Risk alabilen bir piyasa var. Dolayısıyla da para, yani sermaye öyle diyelim, daha çok borsada şu anda konumlanıyor. İşte o risk
iştahı, risk iştahı, dolayısıyla borsa ve kripto paralar cephesine baktığımız zaman burada bir hareket var. Yani işte dediğim gibi bu taraflarda pozisyon almış ve bu taraflarda hareket ediyor gibi görünüyor. Bu nedenle hani hep şey diyorlardı ya, altın, işte kripto paralar, Bitcoin altından rol çalmadı bilmem ne falan diye, ama yani Bitcoin hani çok hızlı bir şekilde böyle Kasım'dan sonra hızlı bir yükseliş gösterdi. Bir şekilde çok konuşulmaya başladı son 6 ay içerisinde ve son 6 aya baktığımız zaman da altına kal geldi. Yani altında geri hareketler oldu. Ve son aylarda da işte olduğu yerden bir yere gittiği yok. Ons altından bahsediyorum tabii. Gram altın çok farklı. Gram altın da kurdan, bizim içerideki kurdan dolayı sürekli aşağı bir geliş var. Yani ben o zamanlarda da söylemiştim. Yani kesinlikle bu para buralarda şu anda pozisyon almış durumda. İşte kripto paralarda, işte borsalarda riski açık bir iştah açık, risk iştah açık bir piyasa. Bence buralarda pozisyon alıyor ve her teşvik açıklaması bu tarafa yarıyor gibi görünüyor şu anda böyle. Piyasa bunu satın almak istiyor. Canları bunu istiyor. Böyle oluyor. Bu dikkatimi çekti. Diğer taraftan da şunu da ilave etmek istiyorum arkadaşlar size. Bu şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu da önemli buluyorum. Çünkü hemen şurada açmıştım. Amerika 10 yıllık faizleri, 10 yıllık tahvillerinde bir artış var. Yani ciddi bir artış bu. Ciddi derken hani düzenli bir artıştan bahsediyorum. Şu 1.19, 1.196, 1.20 değil. Bunu da çok önemli buluyorum. Bu aslında şöyle hani altını da böyle baskılayan bir şey. Çünkü hani burada faizler yükselirse, faizler yükseliyor. Piyasanın risk iştahı açık. Dolar güçleniyor. Otomatikman ne oluyor? Bu da altını burada böyle bir tutuyor. Yani hani şu dönem mesela bu aralar böyle kal gelmesinin sebebi gibi duruyor. Hani 1800'lerin altını görmese bile hani 1900'lerin üzerine atmıyor. Bir kal gelmesi. Biraz piyasalar hani yönünü de ararken hani bu aralar bunun etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani Amerika'nın bu 10 yıllık tahvil getirilerini de atlamamak gerekiyor. Çünkü dünyaya baktığınız zaman hani en güvenilir aslında hani baktığınız zaman yatırım araçları olarak da dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Şimdi diğer taraftan konuyu çok dağıtmadan hemen şuna gelmek istiyorum. Dogecoin, Elon Musk'la ilgili. Dogecoin daha doğrusu şöyle... Orada bir rally oldu. Yani kripto para cephesinde bir rally oldu. Hemen şunları kapatıyorum. Kafamız karışmasın. Evet. Şimdi Elon Musk, daha önce de konuşmuştuk. Yani Elon Musk dünyanın en zengin işte insanları arasında yer alıyor. Yani çok büyük parası var. Dolayısıyla da bu adam Twitter üzerinden son zamanlarda çok büyük manipülasyonlar yapıyor. Açık yapıyor zaten bunu. Ve en son ne yapmıştı? Dogecoin ile ilgili bir şeyler yazmaya başlamıştı. Bir şeyler paylaşmaya başlamıştı. Ve burada 10 günde Dogecoin'in 100'e katlandı. Yani rakam olarak, fiyat olarak kendisini 100'e katladı. Çok büyük bir artış oldu 10 gün içerisinde. Yani şimdi hani bu kadar hani Elon Musk işte para yetmiyor. Yani 200 milyar dolarlık bir serveti var. Dolayısıyla da hani nasıl hani bir para döndüğünü, nasıl oyunlar oynandığını buradan da çok rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Yani kripto para cephesinde yeri geldi işte bir GameStop'ta, yeri geldi başka şeylerde. Elon Musk artık şu anda bunu çok açık açık yapıyor ama diğer taraftan da tabii içeride çok büyük riskler de barındırıyor kendi içerisinde. Neyse şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Daha çok şu anda hani şu günler böyle risk iştahı açık bir piyasa. Borsalarda yer şey yapan, pozisyon alan ve işte kripto para cephesinde pozisyon alan bir şeyden bahsedebiliriz. Ve hani Elon Musk'ı da takip etmek gerekiyor diğer taraftan. Ama hani inanın demiyorum. Çünkü bunlar ters köşede yapabiliyorlar. Dolayısıyla da Elon Musk'ın bu işlere karışması sadece ilgimi çekti. Bu nedenle de hani açık açık da manipülasyon yaptığı için en son yaptığım manipülasyonda Dogecoin olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. 10 günde yaklaşık 100'e katlamış durumda. Yani hani o da şu anda hani buradan nemalanmaya, buradan para kazanmaya çalışıyor. Aslında öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Neyse çok uzatmayalım. Pazartesi günü yayını, çok da kafanız karışmasın. Bunu böyle bitirelim.
Abone olmayan varsa lütfen abone olalım, paylaşalım ve beğeni yapın. Beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bu arada izlediğiniz ve beğendiğiniz için, destek olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın şimdilik.